Sonuna geldik. Şimdi ilk ilmeğe batırıp ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. İki zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Burada çakma trabzan yapıyoruz. Her bir deliğe bir tane. Bir kez batıyoruz. İpi tığımıza doluyoruz. İlmeğe batırıp çıkarıp üçünü bir kez de çıkarıyoruz. Çakma trabzan şeklinde örüyoruz bu sırayı. İki sıra bu şekilde örelim. Sonra kesme işlemimize başlayacağız. Videomuz çok uzamasın. Örelim, tekrardan görüşelim. Üçüncü sıramızdayız. İki zincirimizi çektik. On iki adet çakma trabzan yapıyoruz. Sonra kesme işlemimize başlayacağız. Şu şekilde ortadan sonra 1, 2, 3, 4. kısma denk gelecek. Sayalım. 13. ilmekten başlıyoruz. Burada ikili trabzan yapacağız. İpimizi doladık, batırdık, çıkardık, duruyor ilmeğimiz. Tekrar ikinciye batırıyoruz. Üçünü bir çekiyoruz. Bir tane düz yapıyoruz, ikili trabzan. Tekrardan kesme işlemimizi yapıyoruz. Bir düz, bir kesme olacak şekilde şu şekilde de hesap edebilirsiniz. Ortadan 1, 2, 3 şu kısma gelene kadar kesme işlemimizi yapıyoruz. Toplam 9 adet kesmemiz oldu. Şimdi sıra sonuna tekrar çakma trabzan şeklinde devam ediyoruz. Tekrardan örelim. Kesme yaptığımız yere kadar örelim. İkinci kesme sıramıza geçeceğiz. Kesme işlemimize başlıyoruz. Tekrardan. Dördüncü sıradayız. İkili trabzan şeklinde bir kesiyoruz. Bir düz. Bir kez. Bu şekilde devam edelim. Bu sırada da 6 kesmemiz oluyor. Sıra sonuna kadar çakma trabzan örelim. Diğer sıraya geçelim. Sonuna geldik. 2 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Çakma trabzan şeklinde örüyoruz. 12 ilmek örüyoruz. 13. ilmekte
kesme işlemine başlıyoruz. İkili trabzan şeklinde kesiyoruz. Bir ör, bir kes. Kesme işlemi şeklinde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna çakma trabzan şeklinde örelim. Bir üst sıraya geçelim. Bu sırada da 4 adet kesmemiz oluyor. Tekrardan örelim. 10 ilmek örelim, kesme işlemine başlayalım. Çakma trabzan şeklinde örüyoruz bu sıramızı da. İkili trabzan şeklinde kesme işlemimizi yapıyoruz. Bu sırada arada bir düz örmüyoruz. Hep kesme şeklinde gidiyoruz. Arada bırakmadan her ilmekte kesme işlemi yapıyoruz. Diğer sıralarda bir ör, bir kes yapmıştık. Bu sırada kesme işlemi yapıyoruz. Sayalım kaç kesmemiz oldu. Bu sırada da 4 adet kesmemiz oldu. Sıra sonuna geldik. İlmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Bir zincir çekip İpimizi kesiyoruz. Şimdi bant kısmına geçiyoruz. Şu dışa bakan kısmından kesme işlemi yaptığımız ilmekten sayıyoruz. Kesme işleminin bitim yerinden 5 ilmek sayıyoruz. 6. ilmekten çakma trabzan şeklinde örüyoruz bant kısmını. İpimizi de arada kaybediyoruz örerek. Karşı kısımda da aynı hizada 5 ilmek kesme kısmından 5 ilmek kalana kadar örüyoruz. Şimdi bant kısmımızı yapacağız. 18 zincir çekiyoruz.
3 zincir bırakıp 4. zincire ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip arada 2 zincir bırakıyoruz. Burası ilik yerimiz. Düğme iliği. İkili trabzan şeklinde bant kısmımızı örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ikili trabzan şeklinde örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Bir zincir çekip ipimizi kopardık. Şimdi ipimizi arada kaybediyoruz. Arka kısmı alıyoruz. Düğüm atıyoruz. Biraz daha yürütüp ipimizi kesiyoruz. Evet, babetimiz hazır. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben kirazla süsledim. Hazır fiyonklar da koyabilirsiniz. Farklı bir süs de kullanabilirsiniz. Kırmızı bir düğme de yakışır buraya. Güzel şık durur. Elinizde ne varsa onu da takabilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.